TeknoShock'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Oppo'nun kısa süre önce ülkemizde satışa sunduğu Reno 7 modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz Oppo Türkiye pazarına gireli artık seneler oldu. Dolayısıyla yıllar içerisinde model yelpazesini de önemli oranda genişletti. Akıllı telefonlardan tutun da akıllı bilekliklere, akıllı saatlere, kablosuz kulaklıklara kadar pek çok Oppo ürünü halihazırda ülkemizde satılıyor. Telefon yelpazesi de günden güne genişliyor diyebiliriz ve bu yelpazenin son üyesi de Reno 7 oldu arkadaşlar. Bize gelen Oppo Reno 7'nin rengi Sunset Orange diye geçiyor ve gerçekten çok hoş bir renk. Benim çok hoşuma gitti. Bir de Cosmic Black diye bir renk seçeneği var ama o bildiğimiz siyah. Dolayısıyla bu renk seçeneğinin benim çok daha hoşuma gittiğini söyleyebilirim sizlere. Şimdi telefonumuzun incelemesine geçmeden önce kutu içeriğine ben aslında biraz göz atmak istiyorum. Sonrasında cihazımızın tasarımıyla incelememize başlayacağız. Aslında Reno serisinden tanıdık bir kutu tasarımımız var arkadaşlar. Daha önce herhangi bir Oppo cihazı aldıysanız ya da baktıysanız zaten kutu tasarımımız size de tanıdık gelecektir. Dışarıda bir kılıf var ve içinde de asıl telefonumuzun olduğu kutu var. Burada arkadaşlar kutuyu açtığınız zaman bir tane silikon kılıfımız zaten geliyor. Yani telefon için ayrıyetten bir kılıf almanıza gerek yok. Bu güzel bir şey. Zaten son dönemde artık telefonların kılıflarla beraber gelmesine alıştık. Burada yalnız bizi üzen bir detay oldu. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Telefonun içerisinde arkadaşlar bir adaptör yer almıyor. Biliyorsunuz son dönemde aslında pek çok üretici adaptörleri kutudan çıkartmaya başlamıştı. Nitekim bunlara Oppo da sonunda katılmış gibi gözüküyor. Bunun bizi üzmesinin temel nedeni ise arkadaşlar bu cihazda 33 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. 33 watt hızlı şarj desteğinin bulunduğu bir cihazın kutusundan şarj aletinin çıkmaması gerçekten üzücü. Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Oppo son dönemde çok önemli yatırımlarda bulunuyor. Market ağını günden güne genişletiyor. Hatta sponsorluklarını vesaire de genişletiyor. Belki dikkatinizi çekmiştir sizin de. Oppo son olarak arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne de sponsor olmuştu. Dolayısıyla işlerini bu kadar büyüten bir markanın hani kutu içerisinde şarj cihazına yer vermesi bence daha güzel olabilirdi. Şimdi gelelim telefonumuzun tasarımına arkadaşlar. Telefonumuz dediğim gibi orange, yani böyle turuncuya yakın bir renkle geliyor ki bu renk seçeneğinin gayet hoş durduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaki kamera kurulumu da gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Dolayısıyla telefonun arka kısmının özellikle çok hoş durduğunu söyleyebilirim sizlere. Cihazı şöyle tuttuğumuz zaman arkadaşlar hemen sol üst köşede bir delik içerisinde kameramız yer alıyor. Yani cihazımız delikli ekran tasarımıyla geliyor. Çerçeveler gayet ince tasarlanmış. Alt çerçevenin yine yan ve üst çerçevelere oranla bir tık daha kalın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burayı da biraz daha ince yapsalarmış gerçekten 10 numara bir tasarım olurmuş. Telefonu şöyle kendinize tuttuğunuz zaman arkadaşlar sol tarafta ses açıp kapama butonlarımız yer alıyor. Sağ tarafta ise power butonumuz var arkadaşlar. Alt tarafta bir kulaklık şakımız bulunuyor. Ve onun hemen yanında da USB Type-C girişimiz var. Burada kulaklık şakına yer verilmesi güzel olmuş. Artık biliyorsunuz çoğu telefonda, orta segmentteki cihazlarda dahi 3.5 mm'lik kulaklık girişine yer verilmiyor. Tabii şunu diyebilirsiniz, ya artık kablosuz kulaklık mı kaldı vesaire diye, ama hala kablosuz kulaklıkların önemli bir kullanıcı kitlesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunu ekstra olarak sunmak bence güzel bir şey. Yani cihazın şurasına 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi koymanın üreticileri çok fazla yorduğunu düşünmüyorum açıkçası. Genel olarak arkadaşlar telefonumuz tasarım hatlarıyla göz alıcı diyebiliriz. Özellikle benim arka taraftaki bu kamera kurulumu çok hoşuma gitti. Şimdi tasarımdan devam edelim. Ekranımıza gelelim arkadaşlar. Burada 1080x2400 piksel çözünürlüğünde 6.43 inçlik bir ekranımız bulunuyor. Bu ekranda arkadaşlar Corning Gorilla Glass 5 teknolojisinden yararlanmış. Dolayısıyla darbelere ve çizilmelere karşı telefonun son derece dayanıklı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ayrıca toz ve suya karşı da IPX4 sertifikasıyla korunuyor. Burada suya karşı önemli bir dayanıklılığının olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ekrandan devam edelim. Ekranın tipini merak edenler olabilir. AMOLED bir ekran arkadaşlar. 90 Hz'lik bir tepkime hızına sahip. Burada ortalama parlaklığımız 430 nits civarında. Maksimum parlaklığımız ise arkadaşlar 800 nits. Genel olarak ekran parlaklığının beni memnun ettiğini söyleyebilirim. Yani gün ışığında vesaire kullandığınızda ekran kendini otomatik olarak zaten ayarlıyor. Ve telefonun ekranındaki yazılanları vesaire net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu önemli. Çünkü bazı cihazlarda arkadaşlar özellikle güneş altında ekran biraz karanlık kalabiliyor. Dolayısıyla baktığınız şeyleri göremiyorsunuz. Lakin Renault 7'de böyle bir sorun söz konusu değil. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Tasarımdan devam edelim. Cihazın tutuş hissiyatı gayet güzel. Sadece 175 gramlık bir ağırlığı var. Dolayısıyla eliniz vesaire yormuyor. Bu açıdan gayet iyi, hafif ve şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Tek elinizde rahatlıkla tutup kullanabiliyorsunuz. O açıdan herhangi bir sıkıntı yok. Yani benim ellerim çok büyük değil mesela ama cihazı şöyle rahatlıkla tutup kullanabiliyorum. Yani bu açıdan Oppo güzel bir iş çıkarmış diyebiliriz. Renault 7'nin tasarımı genel itibariyle gayet başarılı. Peki tasarım tarafında bizi bu kadar iyi bir işçilik sunan Oppo acaba teknik özellikler tarafında ne gibi bir standart koymuş? Gelin bir de buna göz atalım. Cihazımızda arkadaşlar Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 680 Yonga seti bulunuyor. 6 nanometrelik bir Yonga seti bu. Dolayısıyla Yonga setinin hayli hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz zaten üst segment cihazlarda bile 5 nanometrelik Yonga setleri kullanılıyor. Dolayısıyla burada Oppo'nun 6 nanometrelik bir Yonga setine yer vermesi gerçekten güzel olmuş. Cihazımızın tek eksiği 5G diyebiliriz ki zaten bu cihazın 5G'li versiyonu da ayrıyeten satılıyor arkadaşlar. Türkiye'ye gelmiş değil ama Oppo bunun Renault 7'nin 5G'li bir versiyonunu da çıkarmış durumda. Bunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım. Bu işlemcinin gayet performanslı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi hani oyun testleri vesaire de yaptık, oyun oynadık. Özellikle ben PUBG Mobile vesaire denedim. Call of Duty Mobile oynadım bu cihazda. Herhangi bir ısınma, takılma, donma yapmadı. Yani şöyle tuttuğunuz zaman cihazı, zaten şu kısımda batarya yer alıyor ama şu kısımda özellikle herhangi bir ısınma vesaire olmuyor arkadaşlar. Özellikle de kutunun içerisinden çıkan kılıfı takıp oynadığınızda hiçbir sorun çıkmadığını sizlere söyleyebilirim. Yani ısınma vesaire sizi rahatsız etmiyor. Ben yaklaşık olarak 1,5 saat falan aralıksız oyun oynadım. Bu 1,5 saatlik sürenin sonunda herhangi bir donma, kasma vesaire olmamıştı. Dolayısıyla telefonun oyun performansının son derece tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Ha tabii siz kalkar da 3-4 saat oyun oynarsanız nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Bunu kestiremeyebiliriz şu anda. Fakat genel itibariyle baktığımız zaman 1,5 saatlik oyun süresinin sonunda da telefonun gayet akıcı bir şekilde çalıştığını sizlerle paylaşabilirim. Eğer dediğim gibi arka tarafına kılıfını da koyup oyun oynarsanız zaten hiçbir şekilde ısındığını vesaire hissetmiyorsunuz telefonun. Dolayısıyla oyun tarafında kafanızda herhangi bir soru işaretinin oluşmasına gerek yok diyebiliriz. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık bir depolamanın olduğunu görüyoruz. Dahili depolama tarafında ise 128 GB'lık bir alanımız mevcut. Bu alanın genel itibariyle yeterli olduğunu söyleyebilirim. Zaten artık günümüzde 64 GB'lık alana sahip telefonlar çok fazla kalmadı. Dolayısıyla burada Oppo'nun 128 GB'lık baz depolamaya yer vermesi gayet iyi olmuş arkadaşlar. RAM demişken şunu da belirtelim. Cihazda sanal RAM özelliği yine mevcut, biliyorsunuz. Oppo zaten artık pek çok cihazında sanal RAM özelliğini aktif olarak kullandırıyor. Sanal RAM ne arkadaşlar? Dahili depolamanın bir kısmını ne yapabiliyorsunuz? RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Yine Renault 7'de de 8 GB'lık RAM bana yetmez derseniz ne yapabilirsiniz? Sanal RAM tarafında dahili depolama alanınızın bir kısmını RAM olarak kullanabilirsiniz. Ama ben telefonu test ettiğim süre içerisinde açıkçası 8 GB'lık RAM'in yetişmediği bir nokta görmedim arkadaşlar. Oyun testleri de yaptık, uygulamalarda kullandık, videolarda çektik vesaire. Herhangi bir durumda 8 GB'lık RAM'in yetişmediğini görmedim. Dolayısıyla sanal RAM kullanmak biraz sizin tercihinize kalmış bir şey diyebiliriz. Evet, teknik özellikler bitti mi? Tabii ki hayır. Dediğimiz gibi bu cihazda hızlı şarj özelliği var fakat kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. 4500 mAh'lik bir bataryamız var arkadaşlar. 33 Watt hızlı şarj özelliğine sahip bir adaptör bulursanız eğer bu telefonu 1 saatin altında şarj edebiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi hızlı şarj özelliğine sahip bir adaptörünüz varsa. Burada Oppo yine SuperVOOC teknolojisini kullanmış. Daha önceden kullandığınız bir Oppo cihazınız varsa onun SuperVOOC özellikli adaptörünü yine ne yapabilirsiniz? Renault 7 üzerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bataryadan bahsettiğimize göre sıra geldi bu cihazda en önemli şeylerden biri olan kameraya. Niye kamera çok önemli diyorum? Çünkü bugüne kadar çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir kamera özelliğine sahip bu telefon arkadaşlar. Oppo bu cihazda mikroskopik kameraya yer vermiş. Bakın makro demiyorum, makro kamerayla karıştırmayın. Mikroskopik bir kameramız var. Mikroskop kamerası arkadaşlar 2 megapiksel olarak cihazın arka tarafına yerleştirilmiş. Burada tabi 64 megapiksellik 1.7 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir ana kameramız bulunuyor. Buna 2 megapiksellik derinlik kamerası ve dediğim gibi 2 megapiksellikte mikroskop kameramız eşlik ediyor. Mikroskop kamerayı açtığınızda şurada arka tarafta bir led ışığı var kameranın üstünde. Bu led ışığı yanıyor arkadaşlar ve Çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bazı örnek fotoğraflar çektik. Birazdan bu örnek fotoğrafları sizinle göstereceğim. Yani makronun çok ötesinde gerçekten süper, harika fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki insanı keşfetmeye de yöneltiyor. Mesela bir yaprağın dibine kadar giriyorsunuz. Yaprağın böyle çeşitli organizmalarını mı diyeyim artık, neyim, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Toprağa normal baktığınızda göremediğiniz şeyleri yaklaştırıp çektiğinizde görebiliyorsunuz. Gerçekten çok harika bir özellik. Yani özellikle böyle merak ediyorsanız bir şeyleri, gerçekten sizin de çok hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmayayım ben. Cihazımızla çektiğimiz fotoğraflarla sizi baş başa bırakayım. Burada mikroskop moduyla çektiğimiz fotoğraflara da özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi cihazımızla çektiğimiz fotoğraflar gayet tatmin edici. Özellikle mikroskop modunda gayet güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz ki bence Oppo Reno 7'nin en çok öne çıkan özelliği bu olmuş diyebilirim. Peki gelelim kameranın video moduna arkadaşlar. Bu cihazla 30 FPS'te 1080p'lik videolar çekebiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi ofisimizin balkonundan çektiğimiz bir video ile sizi baş başa bırakalım. Böylece cihazın ses ve görüntü performansını da birlikte deneyimlemiş olalım. Arka kamerada da bu şekilde görünüyor. Şu an E5 karayolu üzerindeyiz. Umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Siz de İstanbul manzarasının tadına bakarken videomuza devam edelim. Şu an beni Oppo Reno 7'nin ön kamerasından duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Aynı zamanda görüntü kalitesini sizler de görüyorsunuz. Bu şekilde görünüyor. Oppo Reno 7'nin ön kamerası. Birazcık kameranın şu üst tarafta, sol köşede durması beni birazcık üzmedi değil. Çünkü normalde ekrana bakan biriyim ve ekrana baktığımda birazcık kameranın konumlandırmasından dolayı biraz bana garip geldi açıkçası. Görüntü kalitesi bu şekildeydi. Evet, arka kameralarımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim ön taraftaki kameramıza arkadaşlar. Oppo ön tarafta Ultra Sensing Selfie kamerasına yer vermiş. Bu kamerada Sony'nin IMX709 lensleri kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla Oppo bu kameranın bayağı iddialı olduğunu söylüyor. Burada 32 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameradan bahsediyoruz. Yine bu kamerayla da 1080p çözünürlüğünde 30 FPS'te videolar çekebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi Oppo Reno 7'nin fotoğraf kalitesinin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi güzel bir özellikle gelmiş, mikroskop modu gibi. Bugüne kadar çoğu telefonda görmediğimiz bir özellik ki orta segment bir cihazda böyle bir kameraya yer verilmesi bence güzel olmuş. Evet, son olarak değineceğimiz nokta tabii ki telefonumuzun fiyatı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık Türkiye'de orta segment cihazların bile başlangıç fiyatları 7-8-9 bin liralara çıkmış durumda. Dolayısıyla Oppo Reno 7'nin fiyatının da 9100 liradan başlaması bizi çok fazla şaşırtmadı. Dediğim gibi güzel özellikleri olan bir cihaz 9100 lira değer mi değmez mi, bunu artık sizin kararlaştırmanız lazım. Biz telefonun artılarını, eksilerini sizlerle paylaştık arkadaşlar. Dediğimiz gibi en büyük eksisi cihazın içerisinden şarj adaptörünün çıkmıyor olması. Ama evinizde daha önceden kullandığınız bir Oppo cihazınız varsa bu sizin için çok fazla bir problem olmayacaktır. Bunu da bir kez daha belirtmiş olalım. Eğer bu telefonla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.